Geçmişte gösterdikleri tepkilerle tarih sayfalarında bile yer alan ODTÜ'lü öğrencilerin hedefinde bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek vardı. Eylemin adı ODTÜ yıkmak güven, özveri tecrübe ister. Ellerinde pankartlar, dillerinde Melih Gökçe'ye göndermelerle dolu şarkılar. ODTÜ'lü öğrenciler, binalarınız kaçak, istersem yıkarım diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirdi. Bahçen misalmış. ODTÜ kentinde 600'den fazla bina var ve bu binaların büyük bir çoğunluğu 1960'lı yıllarda yapıldı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 2004 yılında çıkan bir yasaya dayanarak bu binaların bir kısmının kaçak olduğunu söyledi. Yıkma yetkim var ama yıkmayacağım dese de bir kere taraflar karşı karşıya geldi. Tek yolu vardır, tek yolu. Gökçek'in geçen hafta 45'i kaçak diyerek birdenbire başlattığı tartışmaya önce şaşıran ODTÜ rektörü Ural Akbulut şimdi tepkili. Akbulut, Gökçek'in aslında Eymir Gölü'nde ve ODTÜ ormanında gözü olduğu iddiasında. Ben Eymir'i alacağım dedi. Ben de söylüyorum, Eymir'i alamazsın. Alsan da çivi çakamazsın. Akbulut Gökçe'ye gücü yetiyorsa gelsin ODTÜ'yü haritadan silsin diye seslendi. Akbulut'un tepkisine ODTÜ'lü öğrenciler de kampüs yollarına dökülerek katıldı. Ama sadece onlar değil, eski mezunlar, hocalar, çalışanlar da onların yanında Melih Gökçe'ye karşı durdu. Melih Gökçek ODTÜ'yü yıkar ama ancak arsenikli suyla sabunla yıkar, başka türlü yıkamaz. Bizim diktiğimiz çamları alabilmesi mümkün değil. Bir üniversite yıkan belediye başkanı İmajını almasını çok isterim ama ODTÜ'müze kıyamıyoruz. ODTÜ'lüler Perşembe günü de Büyükşehir Belediyesi önünde tepkilerini gösterecek.